Sevgili dostlar, değerli Beşiktaşlar, bu akşam yine güzel bir programlarla sizlerle beraberim. Bu akşamki konuğum Türk futbolunun önemli kaleci hocalarından Hakan abiyle beraber güzel bir futbol sohbeti yapacağız. Sizlerle beraber Beşiktaş'ımız, Türk futbolu, dünya futbolu, Avrupa futbolu, transferler, Hakan Yurtvermez hocamla çok güzel bir program yapmak için buradayız bu akşam. Şimdi bugün transferler var biliyorsunuz. Beşiktaş'ımızın transferleri Aboubakar geliyor bu akşam. Saygılar, sevgiler hepsi benden. Bu akşam Aboubakar 11.30 uçağıyla İstanbul'da. Kaç günden beri söylüyorum. Dikkatinizi çektiyse benim Instagram hesabımdan. Aboubakar'sız kadro olmaz. Aboubakar'a sakat deniyor, oynamaz deniyor, o deniyor, bu deniyor ama Aboubakar gerçekten ölüsü dahi Beşiktaş'ta iş yapacağını düşündüğüm için Beşiktaş'ımızın kaçırmaması gereken bir golcü olduğunu düşünüyorum. Aboubakar biliyorsunuz kanat içte yani sol içi oynayabiliyor aynı zamanda. O santrafor ve forvet mevkii ve sol iç pozisyonunda gayet güzel oynuyor Beşiktaş oynadığında. Yani hareketli bir sol iç adamı aynı zamanda. Aynı zamanda santrafor bölgesinde de kullanabilirsiniz. Yani forvet ve sol tarafta kesinlikle iş yapacak bir oyuncu. Ama sakatlıktan dolayı bir sıkıntısı olmazsa Beşiktaş'ımızda görev yapar. Şöyle detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek Aboubakar. Eğer ki şartlar da anlaşılırsa yıllık ücret üzerinden yani oynadığı performansına göre ücret üzerinden Beşiktaş'ımız ödeme yapacak kendisine. Yani bonservisini de direkt alıp geliyor Porto kulübünden. Bunun yanında Kalinic halen daha Kalinic ismi geçmekte Beşiktaş'ta. Yalnız Kalinic'i ikisini birden alır mısınız? Onu bilemiyorum. Beşiktaş'ın bütçesine bağlı. Kalinic'den Aboubakar'ı aynı anda alma imkanı olabilir de olmayabilir de. Şöyle bir kadro yaptım arkadaşlar. Kalede Ersin, Enskala sol, Yedlin veya Santon ikilisinden bir tanesini sağ bek olarak Beşiktaş'ımız alacak. Yedlin veya Santon. Hangisi olur? Onu da bütçelere bağlı. Yani vereceğimiz ücrete bağlı. Ortada Vida, Montero, Wellington. Bunlardan Montero zaman zaman Wellington'la, zaman zaman Vida'yla değişiklik yapılarak oynatılabilir. Yedlin ne durumda? Yedlin'in de gelmesi söz konusu. Anlaşmalar Andre Santos ve Yedlin arasında ikisiyle de prensip anlaşması yapılmış durumda. Hangisi gelir? Daha önce zaten Sangare transferinden önce de Yedlin ismi ve Santon ismi takım gerekli yerlerde bildirilmişti. Ama hangisi olur tam olarak şu anda Yedlin veya Santon'dan birisi. Yedlin'e bakacak olursanız Yedlin her iki kanatta da yani ileride de ve geride çok güzel oynayabiliyor. Yani iki yönlü bir oyuncu. Santon daha çok geriye birinci bölgeyi düşünen bir oyuncu. Yedlin hem ileride açık gibi hem geride oynayabiliyor. Ama Santon daha ağır. Yani ikisinin de özellikleri çok farklı. Ne durumda? Büyük ihtimalle Yedlin'i alacağız. Kalinic net söyleyin olur ya da olmaz diye. Kalinic'in olmama ihtimali var. Yani olmama ihtimali bütçeye bağlı. Bizim şu anda Kalinic bütçesini ayıracak paramız yok esasında. Aboubakar'ı da sakatlık durumunla ilgili çok detaylı bir testlerden, doktor kontrollerinden anlaşmalı olunan hastaneyle geçirildikten sonra yarın büyük ihtimalle anlaşma imzalanacak. Ama şöyle bir şey de var. Aboubakar gerçekten sakat değilse bence en ölü Aboubakar bile Beşiktaş'ta 25 tane 20-25 arası gol atar arkadaşlar. Montero oynar mı bu maçta? Bu maçın da 11'ini söyleyeceğim. Büyük ihtimalle açıklanan 11'ler. Ersin, sağda Necip, ortada Vida ile Wellington, solda Enskala, ortada Laiç, Mensah ve Atiba yapacaklar. Orta saha üçlüsü böyle dinlendirilmiş. Oynamayan diğer maçlarda Laiç'i 11'de başlatacak diye düşün. Yani gelen 11'ler baktığınız zaman büyük ihtimalle oynanacak 11'ler. Aboubakar 11.30'da geliyor. Boyd, Güven, Lens de ileri uçluda. Ortada Güven, Lens sağda çok güvenmiyorum ama şey bir patlama yapar. Abi rol yapıyorlar. Ya olabilir. Yok Aboubakar gelecek. Aboubakar'la 2 gündür, 3 gündür ben kendi Instagram sitemden Aboubakar'a bakındım. Gerçekten Aboubakar'la ilgilenin. Çünkü Başakşehir biz almazsak Aboubakar'ı alacak. Gerçi bunlar da transfer oyunları da olabilir. Biz Abu'yu almayalım diye.
Yani niye almayalım? Onu anlayamadım ki. Abu'yu alırız inşallah. Yani almayalım diye. Kim? Ben o açıklamayı pek anlayamadım. Hakan hocama bakayım. Evet. Hakan yurt vermez hocam geldi. Ama bu kadarla kısıtlı kaldık. Olsun. Hakan yurt vermez hocam. Evet. Türkiye'de kaleciliğin gerçekten kitabını yazmış insanlardan biri. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ediyorum hocam. Seni sormalı. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sizle birlikte güzel bir yayın olur diye düşünüyorum. İnşallah. Çünkü siz kalecilikle ilgili gerçekten çok donanımlı bir bilgiye sahipsiniz. Evet. Beşiktaş altyapısı, Bursa Spor ve Rize Spor'da ve daha birçok kulüpte kaleci hocalığı yaptınız. Evet. Buyurun hocam. Beşiktaş altyapısından yetiştiniz aynı zamanda da. Beşiktaş altyapılarında birçok süre çalıştınız. Neler söyleyeceksiniz hocam? Vallahi ben 67 doğumluyum. 76 senesinde yani 9 yaşında Beşiktaş Milli'den futbol hayatına başladım. Yani ilk giydiğim forma Beşiktaş forması. 87 yılına kadar altyapıların bütün gruplarında oynadım. 87 yılında profesyonel oldum. 90 yılına kadar Beşiktaş'ın o 3 sene üstü şampiyonluğun kadrosunda bulundum. Tabii bu herkese nasip olmayan bir onurdur. Tabii ki. Ondan sonra diğer belli başlı kulüplere gittim, oynadım ama daha sonra yine yuvamıza döndüm. Antrenör olarak 2000 yılında göreve başladım. 2013 yılına kadar 13 senede altyapıda kaleci antrenörlüğü yaptım. Şimdi de İbrahim Üzülmez'le beraber onun ekibinde kaleci antrenörlüğü yapıyorum. Çok zor bir iş hocam kalecilik. Yani gerçekten sahada teksin, bulunduğun yarı alanda teksin, diğer oyunculardan farkın, forman da farkın, duruşun farkın, her şeyinde farklı bir görev bölgesi kalecilik. Zor yetişen de bir mevki. Çok kolay yetişmiyor kaleci maalesef. Ülkemizde olsun, dünyada olsun. Evet. Ne dersiniz? Çok zor bir görev değil mi hocam? Kaleci iş yani sahada baktığınız zaman en zor görevi teşkil eden oyuncu kaleci. Valla tamam kardeşim, eğer dünyaya 100 defa gelsem 100 defa da kaleci olarak gelirim ama yani bu kadar da güzel. Bu kadar da keyifli bir iş. Evet, zevkli bir iş. Tabii kalecinin zorlukları var yani. 90 dakika çok iyi oynarsın. Son bir dakikada hatalı bir gol yersin. Yani bütün şimşekleri üstüne çekersin. Bir kaleci 10 tane kurtarsa bir gol yese kötü gözükür ama bir santrafor tabii 10 tane kaçırsa bir tane atsa santrafor iyi gözüküyor. Yani bu tür bir şeyimiz var, handikapımız var tabii. Ama yani evet, evet, evet. Buyurun hocam. Kalecilik çok zevkli bir meslek. Kaleci dediğiniz gibi siz çok iyi anlattınız. Formamız bile farklı. Sahada duruşumuz da farklı. Yani o yüzden çok futbolun bence en önemli mevkisi kaleci. Evet. En önemli mevkisi kaleci tabii hocam. Siz Sergen Yalçın Hoca ile A2 takımında da birlikte çalıştınız değil mi hocam? Evet, evet. Sergen Hoca zaten ilk başladığı, antrenörlüğe başladığı yer bizim A2 takımı. Beraber olduk Sergen Hocam'la da. Yani bir sene yakın. İbrahim Üzülmez. Buyurun. Bir sene yakın çalıştık Sergen Hocam'la. Şimdi nasıl hocam? Sergen Hoca bu sene de Beşiktaş'ımızda gene biliyorsunuz A takımda. Evet. Ve başarılı bir sezon geçirdi geçen sezon baktığınızda. Gayet iyi bir performans gösterdi ve 3. olarak bitirdi Beşiktaş Ligi. Bu sene de fena bir başlangıç olmadı. Tabii giden oyuncular var, yerine gelen oyuncular var. Yeni bir kadro yapmaya çalışıyor. Elinden geldiğince takımı ileriye oynatmaya, hücum oynatmaya, imkanları doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yarın da Portekiz ekibi Verea ile Avrupa UEFA Kupası karşılaşmamız var. Ne söylersiniz hocam bu konuyla ilgili olarak? Vallahi ben özellikle şunu söyleyeyim. Sergen Hoca'yı Beşiktaş'ın başında görmek beni ve bütün Beşiktaşları mutlu ediyor. Gerçekten o başta olunca, takımın başına çıkınca herkes bir takımından bir şey bekliyor. Bir başarı bekliyor. Sergen Hoca da bu potansiyeli herkes görüyor. Yani Sergen Hoca bence Beşiktaş'ın idealdir. Böyle değerlerin Beşiktaş'ın başında olması da bizim için gurur, onur verici bir şeydi. Hele ben onunla çalıştığım için de biliyorum. Gerçekten bence Türkiye'nin en büyük antrenörlerinden biri olacaktır. Yani isminden çok söz ettirecektir. İnşallah. En büyük temennimiz. Başarılı olur, şampiyon olur. Avrupa kupalarında başarılar getirir Türkiye'ye. Onunla birlikte yüzümüz hep güler inşallah. Temennimiz o. İnşallah. Hocam 3 büyük takımında kalecisi yerli. Daha önceki yıllarda
moda olarak hep dışarıdan kaleciler gelirdi. Yani son 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl içerisinde Türkiye'ye bir yabancı hayranlığı, bir yabancı kaleci modası rüzgara esti. Bu Yugoslav ekolü oldu. Sonrasında Avrupa'dan, Almanya, Belçika, birçok ülkeden yabancı kaleciler geldi. Ama son dönemlerde bu kırıldı. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Bir, Türk takımlarının, özellikle de büyük takımların, Ersin, Beşiktaş, Trabzonspor, Uğurcan, Altay, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Öztürk, gayet iyi kaleciler. Yani gayet de başarılı kaleciler. Bu gurur verici bir olay değil mi hocam yani? Ne dersiniz bu konuda? Şimdi önceden kaleci antrenörleri bu kadar donanımlı, bilgili değildi. Yani şimdiki federasyonda özellikle bu konuda bize Rasim Hoca da büyük öncülük yapıyor Alper kardeşim. Yani federasyon kaleci hocalarını iyi eğitiyor. Tabii kaleci hocaları da eskisi gibi değil yani. Şimdi daha donanımlı. Çünkü iletişim de gelişti. Herkes herkesin antrenmanını takip ediyor. Birbirlerini takip ediyor. Ben ondan antrenman programını alıyorum. Diğer hoca benden alıyor. Böylelikle yani çalıştırmalarımız çok daha şekilli oluyor. Bir de tabii bilgilerimiz de çoğalınca iyi bir antrenman. Hocam biraz kamerayı indirir mi diyorlar arkadaşlar oradan izleyenler. Biraz kamerayı sizi daha çok daha güzel hocam böyle. Şimdi, Hakan hocamızın şu an liglerde oynayan birçok kaleci de emekleri çoktur. Tebrik ediyorum demiş kardeşim bir tanesi de sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Yani demek istediğim şimdi kaleci hocaları daha iyi çalışıyorlar. Daha iyi kaleciye bilgilerini aktarabiliyorlar. Böylelikle de tabii Türk kalecilerine bir şans doğdu. Türk kalecileri de kendini gösterdi. Yani evet. Ben Türk kalecileri çok mu kötüydü? Bence çok kötü değillerdi ama dediğiniz gibi yani böyle yabancı ekolü çok vardı. Bizim zamanımızda özellikle Yugoslav ekolü. Tabii. Yani ne kadar iyi olursan ol kendini gösteremiyordun. Şimdi bu zincir kırıldı. O yüzden böyle güzel kaliteli kalecilerimiz yetişiyor. Hocam bir zamanlar biz yetişmediğinden yakınıyorduk gerçekten. Son 90-2000 arası gerçekten yetişmedi. Son 10 yılda bu patlama gerçekleşti. Evet. Genelde yurt dışından getiriyorduk biliyorsunuz. Her takımın kalecisi hemen hemen yabancıydı zaten. Bu 10 yılda neler değişti hocam kaleciyle ilgili? Nasıl bir bakış açısı değişti? İşte dediğim gibi yani bu konuda da federasyonun çok büyük şeyi var, başarısı var. Çünkü federasyonun başına kaleciliği çok iyi bilen birini getirdiler. Rasim Hoca'yı getirdiler. Rasim Hoca ile biz sürekli telefon görüşmeleri yapıyoruz. Diğer kaleci hocalarıyla da sitemiz vardır. Mehmet Güler bir hocamız var Ankara'da. Kalecilerin Dünyası diye bir sitesi var. Burada herkesin çalışmaları, antrenman programları birbirimizi hep takip ediyoruz. Tabii böyle takip olduğu zaman da birbirimizi geliştiriyoruz. Biz geliştikçe kaleciler de gelişiyor tabii. Kalecilerin gelişmesi bizim için çok önemli. Dediğiniz gibi bir sürü bugün üç büyüklerimiz. Estağfurullah. İnanın şimdi burada sayacağım. Bir Gökhan Akkan da var mesela. Oradan bir evet Gökhan Akkan'dan bahsetmişler. Hocamın eski öğrencisi yetiştirdiği kaleci diye. Evet ben onunla da çalıştım. Bir Çağla Şahin Akbaba var şimdi. Antep'e gitti. Orada Gülay da kardeşim de var. Yani daha bir sürü de yetenekli kaleciler var. Bunları da atlamamak lazım. Gerçekten kalecilerden şu anda doyduk yani. Allah da kaza bela sakatlık vermesin de böyle yarış içerisinde devam etsinler. Tabii hocam kalecilik çok ilginç. Çocukluğumuza gidelim biraz isterseniz. Yani çocukluk döneminde o toprak sahalarda, işte halı sahalarda, sokak aralarında, mahalle aralarında evet. 11'ler kurardık. Taşlarla, taş kaleler yapardık. Herkes toplanır. Sen oraya geç, sen buraya geç, sen buraya işte yedilik yapardık mesela çift kale maç. 7 kişi oraya, 7 kişi buraya. Arada 2 tane çocuk kalırdı. 2 tane kardeşimiz kalırdı o dönemde. Evet. Ya onlar da en son çaresiz. Ya kaleye gel sen benim kaleme. Ona da dersin gel, geç sen de oraya. Yani kaleci biraz böyle çocukluğumuzda yapmak istenmeyen bir, oynanmak istenmeyen bir mevkiydi. Ben... Ama sonrasında bugüne gelinen nokta şöyle şunu demek istiyorum. Kaleci biraz kadersizdir. Kadersizlik zaten o taş kaleleri yaptığımız günlerden başladı. Yani baktığın zaman. Kadersiz demeyeyim yani o küçümseme anlamında söylemiyorum. Yani kaleci hep yalnızdır baktığınız zaman. Ama kalede ben, de yalnız. Ben mahallede öyle mahallede kaleci olmadım. Yani ben. Ya hayır ama hep böyle oldu kalecilerim. Benim de vardı çocukluğumda top oynadığımız dönemde arkadaşlarım. Yani tesadüfi olarak geçirirsin kaleye.
sonrasında dersin ki şöyle maçta çok iyi olur mesela o kaleci, geçirdiğin kaleci. Sonradan tekrar gene toplanır hafta sonu, çocuklar bir araya gelir. Sonra dersin ki oradan, aa bu bizim maçtaki kaleci değil miydi? Gel lan sen buraya, bizim kaleye sen gel. Sonra da o hep devamlı sendedir zaten, ama hep o da senin bir kardeşin olur o zaman. Aa bizim takımın oyuncusu bizdendi falan gibilerinden. Tabii. Hep öyle şeyler yaşadık zamanımızda. Kimse kaleye geçmek istemez dedi. Evet, kimse kaleye geçmek istemez. Aynen öyle hocam. Yani kaleci geçmek istemez, ama o bizim o devamlı kardeşimiz, o oradan gelirdi gene koşarak. Aa Mehmet geldi gene. Gel Mehmet, çabuk gel. Kaleye sende falan gibilerinden. Bak, bunları hep yaşadık. Kimse oynamak istemediği için çağırıyorlardı tabii. Gel geç kaleye diye. Tabii 1909'lu yıllarda hocam, çok ilginç bir şey bu da. 1909'lu yıllarda kesinlikle herkesin forma rengi aynıymış. O tarihlerde futbolcuların ve kalecinin de herkes belirli sürelerde kaleyi devralırmış. Yani golcü de geldi, kaleyi geçiyor. İşte bek oynayan da geliyor. Hani değişimle kaleciyi değiştirirler. Yorulan işte kenarda bekleyeni alırlar falan filanmış. O dönem öyleymiş. Bir de sonrasında 1910, 12, 15, 13'lü yıllarda kaleciyi yaşta, yani belli bir yaşa gelmiş futbolcu oynayan kalede de futbol hayatını bitirilmiş. 1912, 1913 yıllar, 1909, 1910 o tarihlerde. Avrupa'da özellikle böyle bu durumlar varmış yani. Çok ilginç. İlginç bir şey. Onu da bir yerde okudum. Oradan, ondan dolayı da söyleme gereği duydum. Ama ben öyle kaleci... Alper'im, ben öyle kaleye geçmedim yani. Beni tesadüf bir kaleci oldum yani ben. Anlatın hocam, buyurun. Buyurun. Şimdi ben Rize doğumluyum. Rize Derepazarı doğumluyum. Bizim köyde ilkokulun bahçesi vardı. Biraz tabii bizim Rize'nin yerleri yüksekte olduğu için hep yokuş üstünde yapılırdı binalar. Top, bizim hocalar voleybol oynuyordu, okuldaki hocalar. Toplar aşağı kaçmasın diye, kaçtı mı bir daha gelme şansı yok. 10 dakika bekliyorum. Evet. Bana dediler ki sen geç şuraya da kaçan topları tut dedi. O zaman 8 yaşındayım ben. Böyle toplar aşağı gitmesin diye ben arkaya geçtim ya. Toplar giderken tesadüf her topu atlıyormuşum ben de. Yani Allah vergisi, doğuştan bir özellik demek ki, nasibimizde varmış. Hocalar dedi ki, ya dedi sen ne güzel atlıyorsun topa, sen kaleci olursun dedi. Ben dedim ki olur muyum, olursun, sen de iyi kaleci olur dedi. Öyle köyde ilkokulda takımın böyle okulda maç falan yapılırken kaleye geçiyordum. Yani kaleciliğim öyle başladı benim, tesadüfen yani. Tabii tabii, tabii. Yani... Genelde öyle oluyor. Yani futbol zaten tesadüflerin oyunu. Hiç ummadığın zaman çok büyük yerlerde bulabiliyorsun kendini. Yani genelde baktığın zaman futbolcuların hayatlarına hepsinin böyle ilginç anıları var. Büyük futbolcuların, büyük takımlarda oynamış, bir yere gelmiş oyuncuların hepsinde farklı farklı hayat öyküleri var baktığınız zaman. Bir de Alper'im, benim Beşiktaş'a girişim de çok tesadüf oldu yani. Buyurun hocam, anlatın onu tabii, o detayı da. Neden geldiğimin ertesi günü bir arkadaşla tanışıyorum. Ben de hep eşortmanla gezerim. Hala eşortmanla gezerim. Dedi ki bana, ben dedi Beşiktaş'ta oynuyorum dedi. Antrenmana gidiyorum. Babam getiriyor. Sen de gelsene ben dedi. Daha tanışmışım. 2 gün olmuş Rize'den geleli. Antrenmana gittim. Bizim Serpil Hamdi Tüzün vardı o zaman altyapımızın. Evet hocam. Tabii tabii tabii. Altyapıların efsane ismi. Evet. O zaman seçme de tesadüf seçme vardı. Bekledik, bekledik, bekledik. Neyse seçmeler bitti. Tabii akaretlerde yaptık. O şimdiki binaların olduğu yerde yapılıyordu seçmeler. Beşiktaş orada çalışıyordu altyapı. Sonra arkadaşların grubu başladı. Benden de 2 yaş büyükler. Hoca dedi ki kaleci gelmedi. Aranızda kaleci var mı dedi. Ben dedim ki ben hocam kaleciyim dedim. İstiyorsan geçeyim kaleye dedi. Baktı bana, biraz kısa mısa gördü beni. Dedi ki olur sen kaleci misin? Ben evet dedim, kaleciyim dedim. Geç o geç o zaman dedi kaleye. Bir geçtim kaleye, daha küçüğüm, 9 yaşındayım. Geçiş o geçiş yani, daha bırakmadılar beni. Çok beğendiler ya. Ben gerçekten. Ama önünüzde işte o dönem Beşiktaş'ın o 3 yıllık önemli döneminde önünüzde çok dev kaleciler vardı. Yani onların yanında tabii bir kadroya girememe, ister istemez arada bir oynama durumları oldu. İsterseniz oradan da biraz bahsedin hocam. Şimdi o zaman bizim dönemimizde Zalat vardı Beşiktaş'ta. Bir de küçük Metin vardı, ben vardım. Üçümüz vardı. Zalat zaten eli kırılsa, ayağı kırılsa, şeyi kopsa oynamamazlık yapmıyordu. O oynuyordu. Yok, sağlam şeydi ama neyse onunla.
prim olayından tabii şey yapmamak için oynuyordu. Her zaman şeye de giriyordu. Biz arada çarşamba günleri hazırlık maçları alırdık Ordu'nun her zaman. Bizi onlarda oynatıyordu. Ama tabii Beşiktaş'ın o dönemde olmak, hazırlık maçında bile oynamak bizim için çok büyük onurdu. Hala. Tabii kadroda bile bulmak, yer bulmak çok büyük bir gurur. Beşiktaş formasında yani formasını giymek. Evet, aynen öyle. Hocam şimdi eski yıllarda tek tip top vardı, tek tip eldivenler vardı, tek tip kıyafet vardı. Şimdi teknoloji çok gelişti. Futbola da bu teknolojik yenilikler futbola da hareket getirdi bir yerde baktığınız zaman. Yani eskiden bir tek kavuşuk eldiven vardı. Onu giyerdin, maçlara onunla çıkardın. Forma tek, forma ıslandığı zaman, yırtıldığı zaman bir ikincisini bulman mümkün değil. Belki de o formayı terziye bile götürüp söküldüğü zaman orada diktiriyorlardı. Bilemiyorum o kadarını ama bunu kendim şey yaptım biraz. Ben sana onunla ilgili de... Anlatıladım yani. Onunla ilgili de... Kendim anlatıladım. Nasıl hocam? Formayla ilgili de bir anımı anlatayım istiyorsan. Tabii ki hocam, tabii ki. Şimdi formayı giyiyorsun, maçta yağmur fena, kar fena, soğuk su neyse forma 10 kilo oluyor üzerinde tabii ağırlaşınca. Evet. O, bir de donuyorsun tabii onu çıkartıp değiştiremediğin için tek forma. Zatürreye bile olur insan yani. Evet. O yıllarda. Ama mecbursun çünkü başka forma yok. Tek forma. Şimdi kaleciler çok şanslı. Çok şanslı. Şimdiki formalar çabuk kuruyor, su tutmuyor, işte buharlaşmıyor. Her şey var formada hocam. Buyurun anıyı anlatın hocam sonra gene devam edelim. Şimdi şöyle bir şey. Ya o zaman biz Beşiktaş'ta işte Şeref Sultan'a geçtik. Akaretlerden sonra altyapıyı Şeref Sultan'a aldılar. Şeref Sultan'a biliyorsun çamur. Yani bir yağmur yağdığı zaman. Tabii hocam. Ustura gibi zemin Şeref Stadı. Aynen. Çakıl, taş, of, anam of. Bir gün Galatasaray'la hazırlık maçı yapıyoruz orada. Çamlıca'dan da bir tane kaleci kaza vermişler bana böyle güzel bordo. Ama en az 30 senelik bir kazak. Bizim rahmetli hocamız vardı yaşlı. Elini öpmediğiniz zaman bizi döverdi öyle bir hoca. Ya çok ilginç insanlar vardır kalecilerin içerisinde zaten hocam ya. Aynen. Çok ilginç. Kaleci tiplemesi farklıdır dünyada da zaten yani. Biraz değişiktir. Eski milli kaleci. Maç oynarken kolumu kaldırdım. Eski ya forma. Kolum yırtıldı. Bu da bir alttan yırtıldı. Kaleci kaza yok. Maç bitti. Aynen. Maç bitti. Formayı verdim. Bu ne dedi? Hocam dedim yırtıldı. Kafama bir tane. Lan dedi sen dedi Beşiktaş formasını nasıl yırtarsın? Hocam ne yapayım dedim. Çürümüş forma yani. 30 senelik forma. 30 senelik forma. Ona göre altın. Ama forma eski tabii. Aynen. Şimdi... Hem de kumaşları bugünkü gibi kaliteli değil ki yani. Biraz daha düşük kalite. Ne kalitleri bir basma gibi kumaşlar da o zaman baktığın zaman. Tuhaf kaleci formaları. Kalite. İyi hatırlıyorum yani. Biz oradayız. Biz de tabii çamaşırlar yıkanır, kulübe asılır. Eskiden böyle değildi ki hocam. Evet. Bilmez mesela çoğu. İpler gerilir, oraya formalar yıkanır, malzemeciler formaları yıkar, içeriye alırlar. Arada forma küfür eder malzemeci, forma çalınmış buradan bir tane diye. Hiç unutmam o günleri. Öyle şeyler mi oluyordu yani zamanında? Şey vardı, Ahmet abi ile Ali abi vardı o zaman Süreyya. Daha gelmemişti Beşiktaş'a malzemeci. Onlardan bırak formayı, tişört isteyemiyordun, şort isteyemiyordun yani. O zaman ne vardı ki ne verecekler? Onlar da haklıydı tabii. Hiç. Tabii. Yani bugünkü gibi futbolcular şanslı bugün futbolcular. Yani yüzlerce forma, her maça ayrı ayakkabı, her sahaya ayrı ayakkabı, her zemine ayrı ayakkabı. Şimdi eskiden var mıydı hocam? Yani şimdi kaleci o zamanlar mesela bir tane zar zor bir eldiven, zar zor bir forma, zar zor bir ayakkabı. Bunlarla maçlara çıkıyordu baktığın zaman. Evet. Şimdi o zaman sözde profesyonellik var. O zaman profesyonelsin ya. Ama otobüse biniyorsun, otobüsün koltuğuna oturamıyorsun. Formayı giyiyorsun 10 kilo. Onunla diğer başka bir yer, yani üzerinde kalıyor maç esnasında. Aynen. Çamurlu saha, maçlarda kar, neyse çok kolay değildi eski dönem. Şimdi baktığınız zaman gene bayağı iyi. Şimdiki yalnız şimdi de toplar çok kötü. Yani mesela Avrupa UEFA futbolu hızlandırmak için daha çok gol olması için seyirci çekmek için, gerçi seyirci yok şu anda, seyircisi oynanıyor da toplar değişik falsörler alıp gidiyor şu anda baktığınız zaman. Vurduğu zaman oyuncu frizmi gibi top bir öyle gidiyor, bir falso alıyor, kaleci ne kadar çalışırsa çalışsın.
Yani galaksi kalecisi olması lazım yani. Uzay kalecisi olması lazım ki bazı topları çıkarabilmesi için. Çünkü inanılmaz derecede farklı farklı toplar ürettiler. Ne dersiniz hocam bu konuda? Tabii futbolun en güzel tarafı gol tabii. Ama biz de tabii kaleci olduğumuz için bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Şimdi topları şey yaptıkça tabii biz kalecilerin çalışma programını da değiştirdik. Yani genelde kalecileri bu ara hep çabukluk çalışması yapıyorsun ki çünkü dediğiniz gibi toplara ancak öyle bir refleks geliyor. Reflekse yönelik, çabukluğa yönelik antrenmanları daha çok sık arttırdık biz. Bir de o toplarla aynı setle futbolcunun vurduğu gibi aynı sertlikte vurarak kaleciyi çalıştırmak zorundasın ki kaleci başarılı olsun. Yani iyi kaleci olsun da iyi, kuvvetli, güçlü olması lazım. Yani o şey kalecilere aynı atmosferi yaşamak. Tabii ki. Yani sizin son dönemlerde yetiştirdiğiniz kalecilerde Serdar Kulbilge de var galiba değil mi hocam çalıştığınız Serdar? Bursa Spor'da Serdar. Elazığ Spor'da çalıştım. Elazığ Spor'da. Yani ilk çıkışını sizden beraber yaptı o zaman orada Elazığ'da. Evet, ilk çıkışını Serdar Kulbilge bizde yaptı orada yani. İyi bir kaleciydi gerçekten. O da çok benim beğendiğim bir kaleciydi. Ankara Gücü. Ankara Gücü'nden Fenerbahçe. Fenerbahçe'den sonra nereye gitti tam o takip edemedim ama benim en beğendiğim dönemleri Ankara Gücü'ndeki dönem. Elazığ'dan demek ki Ankara Gücü'ne mi geldi hocam yoksa? Yok, Ankara Gücü'nden Elazığ'a. Ha, Ankara'dan Elazığ'a gitti. Pardon. Çalışmayı çok seviyordu Serdar Kulbilge'di. Yani çalışırsan 10 saat çalışan bir karakteri vardı. O yüzden başarılı oldu yani. Bizde de çok başarılı oldu. Şimdi hocam eski dönemlerde kaleciler tukakaydı biraz. Mesela çok fazlasıyla üstüne gidilirdi. Çok fazla hatalı olduğundan dolayı daha çok eleştirilirdi. Kendini savunma hakkı dahi pek fazla olmuyordu. Çünkü baktığınız zaman basın yayın organları, televizyonlar, internetler, bugünkü gibi sosyal ağlar o dönemlerde gelişmiş değildi baktığınızda. Şimdi bir pozisyonunu 28 sefer 28 farklı açıdan seyredebiliyorsun. Yani yandan yedi, köşeden yedi, çıktı, çizgide durdu, işte 18 dışına çıkmadı, çıktı. Toplan birebir gelilen futbolcu, forvet oyuncusu birebir de neden 2 metre geride kaldı, 2 metre çıkmadı? Birçok eleştiriler geliyor şimdi, birçok açıdan. Şimdi kalecinin kendini savunması biraz daha fazlalaştı. Evet. Yani ben bak orada yani direkt kendisini suçluyorlar ya, evet. Esasında şimdi önündeki birinci bölgedeki defans oyuncularını da hatası olduğu daha çok ortaya çıktı bu kameralar vasıtasıyla. Eskiden bunlar fazlasıyla ortada değildi. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Sorduğunuz son cevabını zaten siz verdiniz. Yani çünkü neden biliyor musun? Olsun hocam yani verdim gerçi sorduğum sorunun cevabını ama yani detayları var gene. Yani eskiyle yeni arasındaki farkı falan söyleyebilirsiniz hocam yani. Öyle. Neler çekiyordu? Kaleci yalnız adam deriz ya. Şimdi artık yalnız adam değil kaleci. Bu kaleci için dediğiniz gibi hem negatif hem pozitif oluyor. Negatif hatalarını net görebiliyorsun ama doğruları da orada net görebiliyorsun. Bence böyle tabii pozisyonların daha net çoğalması, herkesin daha çok seyretmesi bence kaleci için olumlu bir şey durum yani. Bence zararına değil. Yani dediğiniz gibi kendisini daha iyi anlatabiliyor. Hem kurtarışlarıyla hem hareketleriyle. Kimseye bir şey anlatmak zorunda kalmıyor. Ekranda gözüküyor zaten her şey. Aynen. Bir de hocam eskiden mesela kaleci çok bağırıp çağırmazdı farkındaysanız. Yani kendi biraz böyle sessizdi. Yani yıllar öncesinden, 20 sene öncesi, 15 sene öncesi, 25 sene öncesi, daha eski yıllarda. Yani defans bloğuna şimdi kaleci dur diyor işte Ahmet çıkma bilmem bir takım şeyler söyleyebiliyor defans bloğuna. Ama eskiden böyle değildi. Kaleci daha sessiz dururdu. Yani bazı istisnalar var konuşan kaleciler. Yabancı kalecilerin bazılarının kalitelilerin özellikle Türkiye'ye gelmesi o dönemlerde bir çığır açtı mı sizce bu konuyla ilgili? Tabii muhakkak açmıştır çünkü zaten bunlardan mesela Schumacher geldi çok şey kattı. Simović geldi çok şey. Kaliteli kaleci her zaman. Mesela Cordoba geldi kalecilere değişik bir hava verdi. Herkes Cordoba stiline döndü. Onu taklide çalıştı. Şimdi örnek Muslera var. Bunları doğru örnek alanlar zaten başarılı oluyor. Çünkü iyi kaleci getirdin mi iyi şey öğrenirsin. Ben zaten televizyonda mesela kalecilerimle kamp günü bizim bir gün öncesinde mesela Galatasaray'ın maçı olduğu zaman yabancı takımların maçı olduğu zaman kalecilerimi alırım. Odada maçları seyrederim. Derim kalecilerim. Evet. Maçta şu kaleci ne yapıyor? Neyi nasıl takip ediyor?
Yani bunları gösteririm. Bunları örnek aldılar mı zaten? Kimi örnek alacaksın? Bunları örnek al. Bunlar dünyada şu anda ön sırada, birinci sırada olan kaleciler. Bunları zaten örnek aldın. Bunların yaptıklarını yaparsan sen de başarılı olursun. Yani kaleci. Aynen. Şimdi Türk kalecilerinin şeyi de var. Kendine olan özgüveni de geldi artık. Yani kaleci sahaya çıktığı zaman diyor artık ben bu takımın lider oyuncusuyum yani. Çünkü kalecinin zaten en önemli sıfatlarından biri lider olması lazım. O takımı dediğiniz gibi geriden yönetmesi lazım. Çünkü sahayı en iyi gören kalecidir. Zaten şimdi kaleciyi şöyle bir şey ben diyorum her zaman da diyorum. Kendi hocalarıma da diyorum mesela Alper kardeşim. Evet hocam. Kaleciyi bir kaleci olarak görmeyeceksin. Sahaya 10 futbolcu bir kaleci olarak çıkıyorsun. Bu lafı ben kabul etmiyorum. Artık futbolcu gibi. Bravo hocam. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Futbolcu gibi oldu. Çünkü kalecinin de ayakları en azından futbolcu gibi iyi olması lazım. Çünkü şu anda modern futbolda böyle olması lazım. Mesela biz. Bravo, bravo, bravo. Bence bizim bir kalecimiz mesela Rüştü Reçber dünyanın sayılı kalecilerinden biri olabilirdi. Gerçi gene benim için böyle bir kaleci. Dünyanın sayılı kalecilerinden biri ama. Evet hocam, evet. Bir zaman bir tek sıkıntı yaşadı. Ayak tekniğiyle ilgili sıkıntı yaşadı. Şimdi artık bu zamanımızda kalecilere, kaleci hocalarımız da bilinçleştiği için ayak tekniğini de öğretiyor. Yani sadece kaleci elle top tutmak değil artık. Tabii. Oyunda olmaz. Hocam gelmiş geçmiş en iyi yerli kaleci sizin kahramanınız hangisidir hocam? Sorabilir miyim? Valla ben Rüştü Reçber'den vazgeçmem yani. Rüştü. Çok beğendim Rüştü. Çalıştık da Beşiktaş'ta da çalıştım. Evet hocam, evet. Gerçekten çok beğendim. Çok çabuk bir kaleci. Yani o yüzden yani, bir numara geçelim. Aynen. Zamanında ben Beşiktaş'a gelmeden önce Fenerbahçe'de de izliyordum Rüştü'yü. Gerçekten çok beğeniyordum. O 90'lardan çıkarttığı o plonjonlar yani köşelerden inanılmaz toplar çıkarıyordu. Hatta böyle keyifle seyrettiğimi hatırlıyorum Rüştü'yü kaleci olarak. Rüştü Reçber Barcelona macerası oldu. Evet. Barcelona'da bir takım psikolojik mental sıkıntılar yaşamış olabilir o dönemlerde. Tabii. O yüzden tekrar Türkiye'ye geldi ama bence çok kısa bir dönemde çok kısa kaldı bence Barcelona'da. Biraz daha yurt dışında kalabilirdi. O günkü kaleciyi de hocası da o gün bence Rüştü'ye biraz şey yaptığını düşünüyorum. Yani tolerans tanımadığını düşünüyorum. Rüştü Reçber'e Barcelona'dayken. İşte böyle büyük kulüplerde kendi oyuncularını daha çok tanıyorlar. Çünkü İspanyol kaleciydi o. Rüştü Reçber Dünya Kupası'nda kendini gösterdi artık. Herkesin göz önüne geldiği için bir transfer kaldılar ama dediğim gibi kısa sürdü. Üzüldük tabii kısa sürmesine. Çünkü ben isterdim Rüştü gibi bir kalecinin bizi daha uzun temsil etmesini isterdim yani. Ya tabii ki bir de Avrupa'da diğer kalecilerimize, diğer oyuncularımıza yön verecekti, yer açacaktı yani Avrupa'da. Kontenjan açacaktı onun orada başarılı olması, diğer kalecilerin de yurt dışına gitmesini belki o dönemde gerçi fazla bir kalecimiz de yetişmiyordu yani. O da işin başka bir boyutu. Evet. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, evet. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Galatasaray'da Fatih Öztürk. Bunlar ilerleyen zamanda da milli takımımızın iskeletini teşkil edecekler kalede yani baktığınızda. Ben bunların içerisinde Uğurcan'ın 25 milyon eurodan aşağı vermem diye beyanatları var mesela Ahmet Ağaoğlu'nun. Evet. Yani bence parasal olarak da kalecilik gerçekten diğer mevkilere göre çok daha farklı ücretler de getiriyor. Bu da oyuncular üzerinde bundan sonra daha bir şey getirecektir, farklılık getirecektir. Ben dediğim gibi yani kaleci bence futbolun en önemli noktasında. Bu yüzden bu kadar yüksek değerle veriyor. Dünyada bakıyorsunuz kaleciler büyük kulüplere en büyük paraları kalecilere veriyorlar. Çünkü bir hataları bir maçın şeyine giriyor. Kaderiyle oynuyor. Paralarına gitmesine neden oluyor. Şimdi Uğurcan 25 milyon euroya gitse 3 maçta bunu zaten çıkartacak alan takım. Çünkü 3 maçı kurtardığını sana o parayı kazandırıyor zaten. Aynen hocam aynen. O yüzden vermiyor zaten. Şu anda 13-14 milyon 15 falan veren var Uğurcan'a. Başkan diyor 25'ten aşağı vermem diyor. Bence de doğru yapıyor. Değerini bulmadan satmamak lazım. Bence de vermesin çünkü gerçekten Uğurcan bu değerlerde bir kaleci yani. Kaleci kolay. Ersin Destanoğlu için neler söylersiniz hocam Ersin için? Hayır. Ersin de çok güzel. İyi olacak, daha da iyi olacak. Üstüne koya koya gidiyor da. Şimdi Alperen ben Ersin'le çalışmadım. Beşiktaş altyapısından ayrıldığım zaman. Evet hocam.
oradaydı ama ben çalışmadım. Fakat şimdi Ersin'in çok büyük bir şansı var. Yani o şimdi Murat Şahin var. Eski kaleci biliyorsun Beşiktaş'ta oynadı. Tabii. O da çok iyi bir kaleciydi zamanında. Hakan Çalışkan var. Altyapıda beraber çalıştığımız şimdi A takımda. Bir başka evet, hocam. Murat Hoca var. Yani orada 3 tane kaleci hocası var. 3 tane kaleci hocasıyla çalışması zaten onun için büyük bir şans. Yani bu 3 tane kişi bunu görüyor, bunu değerlendiriyor. Beşiktaş'ın kalesine layık görüyorsa demek ki bunda bir şey var. Yani bu çocuk var, kaleci değil. Mesela oynadığı oyunlarına da bakıyorsun. Sadece çocuk evet, bir tane hatalı gol yedi. Diğer maçlarda olumlu şeyler ortaya çıkardı. Herkesi haklı duruma soktu. Şu anda yapmaz. Evet. Bu avantajlarını kullanıp daha çok çalışıp hocalarını dinleyecek. Kendini geliştirecek. Sonra Beşiktaş'ta bir de Utku var. Utku da iyi bir kaleci. Evet. Utku. Özellikle Antalya Spor maçında gayet başarılıydı. Gayet yerindeydi. Yani duruşu da çok iyiydi. Evet. Ceza sahası içerisinde güven verdi yani Antalya Spor maçında hazırlık karşılaşmasında. O yüzden yani seyrettiğim dönemler kısa oldu. Ama tabii orada hocalarım var. Çok sevdiğim hocalarım var. Bunlar evet hocam. Beşiktaş kalesine layık görüyorlarsa, onlar güvenip koyuyorlarsa Beşiktaş kalesine geçmek kolay mı? Herkese nasip olur mu? Tabii ki. Demek ki yetenekli, başarılı. Allah da yolunu açık etsin. İnşallah çok çalışır. Amin. Bakalım. Amin. İnşallah. Senelerce korur. İnşallah hocam. Hocam Türkiye'de Avrupa'ya göre Türkiye'de kaleci antrenörlüğü çok daha sonraları girdi. Evet. Bu da kaleciye bakış açısında kat edilen bir yolu değiştirdi mi sizce? Ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle tabii. Şimdi ben Beşiktaş takımına çıktığım zaman altyapıda hiçbir kaleci antrenmanı görmedim. Ya ben antrenman ne kadar başarılı olabilirim ki? Şimdi adam Avrupa'dan geliyor. Diyorsun Avrupa kalecileri önde. E tabii adamla minik takımdan A takımına kadar kaleci antrenörlüğe çalışmışlar. Sen dolaşıma geliyorsun. Allah vergisi bir yetenekle geliyorsun. Tabii bir nokta. Tabii kalecilik Allah vergisi tabii ki. Sonradan olan bir yetenek değil yani mümkün değil. Ama bunu bir de şey yaparaktan, çalışaraktan yani değişik. Üstüne koyarak gidiyorsun tabii çalışarak baktığın zaman. O yüzden şimdiki dönemde kaleciler çok şanslı. Çünkü bu dediğim gibi bu olayda bu federasyonun bize verdiği bu imkanları Rasim Hoca'nın bize verdiği değeri bizler de iyi değerlendirdik. Yani bizler de çok şanslı. Ben mesela gece uyurken kalem kağıt başımın ucunda beklerim. Böyle tam daldığım zaman aklıma bir antrenman programı geliyor. Hemen tek unutmayayım diye kalkıyorum yazıyorum. Yani böyle Tabii. Kendimi geliştiriyorum. Bu sevgi işte hocam bu sevgi. Sevginin olduğu yerde güzellikler olur her zaman için. Ya evet. Bu olmazsa zaten bu işte başarılı olamazsın. Yapamazsın. Sevmek lazım. Her yaptığın işi, hangi işi seviyorsan zaten onda başarıyı maksimuma her zaman çıkartırsın. Aynen. Hocam şimdi Türkiye'de kaleciler maalesef hep günah keçisi oldular. Yani yıllarca böyle gitti. Hatta isimleriyle şamata gırgır oldu. İşte Yaşarlar, zamanın kaleci Yaşar, Adiller, Haydarlar, Eserler, Adem maalesef. Bu yargı yabancı kalecilerin Türkiye'ye gelmesiyle etkilerini ortadan kaldırdı biraz zaman içerisinde tabii. Yani yabancı kalecilerin kattıklarıyla bunlar yerli kaleciler biraz olsun o işlerden kurtuldular. Kimi yedek oldu, kimisi ayrıldı, kimisi futbolu bıraktı. Yani eleştirilerden ama çok nasiplerini aldılar zaman içerisinde. Bu evet. Konuda neler söylersiniz hocam? Talihsizlikleri miydi o dönem itibariyle bunlar yani? Ben söylediğim gibi yani biz o dönemde bu saydığınız abilerim hepsi de yetenekli kaleciler. Yani söylediğinizden yani değerli hepsi Türk kalecisi için bir değerdir. Yani benim gözümde bir değer çünkü hepsini canlı seyrettim. Ama dediğim gibi bizlerin en büyük eksiği biz dolanımla gelmedik yani yukarıya boş geldik. Allah vergisi kendi yeteneklerimizle geldik. Hiç ne sağ atla ne sol atla kalede açı daraltmayı onları falan hep kendi kendimize öğrendik yani. O yüzden evet hocam. Onlar da o şanssız bir döneme denk geldiler. Daha sonra gelen mesele bir Smovic olsun, Schumacher olsun, Mondragon olsun, Cordoba olsun. Şimdi bunlar geldiler, oynadılar ama arkalarındaki kaleciler de bir şeyler öğrettiler. Yani çünkü bir şeyler biliyorlardı yani. Bunlar eğitilmiş, böyle profesyonelce gelmişler buraya. Hepsinden biz bir şeyler kaptık. Öyle dediğim gibi o eski lakapları unutturduk. Yavaş yavaş şimdi daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Hocam 90 dakika iyi oynuyorsun.
Son dakikada bir gol yiyorsun. Yani işler kötü gittiğinde de herkes tarafından en büyük eleştirilere maruz kalınan bölge. Yani hep teksin yani. Eleştirilerde de teksin. Bu hisse olmak, her şeyin kötü gideceğini bildiğin anda bu hisse olmak nasıl bir duygu hocam? Vallahi aslında bana sorsan güzel bir duygu. Şöyle. Ya ben şimdi maçta bunu düşünerek hiçbir zaman oynamadım. Ama 90 dakika son dakikalarda gol yediğim zaman da ne sıkıntılar yaşadığımı çok iyi biliyorum. Yani günlerce uyuyamıyorsun, kafana takıyorsun ama ya kalecilik de böyle güzel bir şey yani. 90'da da... Ya o stresten de tat alıyorsunuz diyorsunuz yani hocam o zaman. Ne alıyorsun? Ama bir de 90... O gerginlik de insana bir haz, bir tat veriyor demek ki. Yani veriyor. Futbolun içerisinde bunlar var ama kalecilik tabii ki başka bir platform baktığın zaman saha içerisinde. İşte bir de şunu düşünüyoruz. 90'da bir de çataldan bir top kurtarıp... Çıkardığını düşün değil mi? İşte onun da zevkini öyle yaşıyoruz, bekliyoruz ya. Yani en güzel şeylerden bir tanesi de o plonjon değil mi hocam? Yani futbolun kalecinin en keyif aldığı, izleyenin de en keyif aldığı pozisyon plonjon. Yani şöyle güzel bir top gelse de iyi bir top şöyle kendimi göstereyim. Ve kaleci hep bunu bekliyor değil mi hocam sahada? Yani iyi bir şut, ben de güzel bir kurtarış yapayım, atayım onu dışarıya. Çeleyim, kornere çeleyim veyahut da böyle güzel bir artistik düşüş sağlayayım falan gibi. Oluyor değil mi hocam bu? Ben hep kollardım 90 dakika şöyle bir tane top gelse de dikilsem, topu tokatlasam, planca yapsam diye. Öyle yani. Aynen, aynen hocam ya. Onun da güzel örnekleri var tabii. Büyük kaleciler geldi geçti. Kimler, neler neler geldi geçti Türkiye'den de. Hep izlediğimiz birçok Beşiktaş'ta olsun, Galatasaray'da olsun, Fenerbahçe'de olsun, Trabzonspor'da olsun. Nice kaleciler. Şenol Güneş mesela, o da çok iyi bir kaleciydi. Aklıma ilk gelen isimlerden. Tabii. Türk milli takımının teknik direktörü. Şenol Hoca'yı mükemmel bir kaleci. Tartışmamak lazım çünkü gerçekten Türkiye'de her şeyi biliyorsun. En az en uzun süre gol yemen kalecilik unvanı da Şenol Hocam'da. Evet, evet. Şenol Güneş kaleciliği çok iyi bir kaleciydi. Rasim Hocam keza gene öyle. Çok çok iyi bir kaleciydi. Ondan sonrasında Beşiktaş'ımızda Adem abim o da çok bence mükemmel bir kaleciydi. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer oldu. Zafer Öer sonra Beşiktaş'ta son derece iyi maçlar çıkarttı. Şampiyonluğu mesela onun Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında inanılmaz kurtarışlardı. Bir şampiyonluk Beşiktaş'ımıza geldi. O maç müthiş oynamıştı Zafer abi. Ben çünkü ondan önce biz genç takım maçı oynamıştık Trabzon'da. Hatırlıyorum yani onu. Evet, siz de evet eskiden genç takım maçları vardı A takım maçından önce değil mi hocam? Hep öyle bir ne kadar güzeldi o günler. Yani en azından orada seyirci gittiği zaman o temaşayı görüyordu. Seyirciyle futbolcu birleşiyordu. Oyuncunun yetişmesinde altyapılardan o da bir yetiştirmeye vesile oluyordu baktığınız zaman yani oyuncunun. Tabii. Oyuncu orada kendini göstermeye çalışıyor. Hafta sonu maç oynayacağız orada seyirci var. Seyirciye kendimi göstermeye çalışacağım. Bu da altyapılardaki gelişimi bence arttırıyordu. Hani fazla çok şeylerde aramamak lazım. Neden bizim şimdi altyapılar böyle niye şöyle demeye. O zaman resmen oyuncuların ismini biliyorduk maça gittiğimiz zaman genç çocukların. Ya neler vardı? Turanlar vardı işte. Arap Kenan vardı Beşiktaş'ta hiç unutmuyorum. İzlerdik devamlı. Rahmetli bilmiyorum rahmetli mi oldu yaşıyor mu Arap Kenan veya birçok kaleci Cengizler bilmem neler Beşiktaş'ta hep onlar genç takımdan Beşiktaş'ın maçlarına gittiğimizde izliyorduk. Tabii. Sonrasında Kenan işte Ferhat, Turan. Ferhat vardı, Tekin Hoca vardı, Gökhan çıktı. Hoca. Tekin evet, Tekin ne kadroydu o zaman hocam o ya. Arap Kenan vardı bir tane ne onu oldu bilmiyorum. Bütün Beşiktaş taraftarı o Arap Kenan'ı hatırlarsınız Arap Kenan'ı. Ne topçuydu ya. Onlar bizden büyük ama hatırlıyorum tabii. Çok iyiydi o kadro. Harika. Çok çok güzel oluyordu hocam yani. Keşke ilerleyen zaman içerisinde Türk Futbol Federasyonu bu tarz şeylerle ilgilense, bu tarz çalışmaların içerisine girse de futbolcular da kendilerini daha hazır hissetse, daha A takıma ben çıkacağım, orada oynayacağım dese ama inşallah bunları da göreceğiz. Benim de bir çok değerli bir kardeşim var bu işlerle ilgileniyor. İlerleyen zamanda tanıtacağım onu da Türk futbol severlere. O da bu işlerde bayağı faal bir kardeşim. Yapacağı bir şeyler var. İnşallah. Gerçekten. İnşallah. Güzel bir duygu yani. Biz önceden mesela Atem'le önce oynardık. Seyircisi maçı seyretmek için erkenden geliyordu. Sadece diyor sizi seyretmek için geliyoruz vallahi diyor.
Bazen A takımı bile seyretmiyorlardı. O kadar zevk alıyorlardı bizim maçtan. Ya çok güzel oluyordu hocam. Yani bir kere hırs vardı. Bir kere oyuncular gerçekten çok çok iyi oyuncular vardı ya. Belki de o seyirci oynatıyordu belki de biraz da. Öyle de bir durum var yani. Futbolu birleştiren unsur seyirci ve futbolcu. Birinden biri eksik olduğu zaman mesela şu an futbola baktığınız zaman yavan geliyor. Yani, futbolcunun... Buyurun hocam, buyurun. Aynen öyle. Mesela biz hafta sonu zor bekliyorduk. Aa, şu pazar gelse de şu İnönü Stadı'nda bir çıksak, şu seyircinin önünde bir şey yapsak. Yani o kadar zevkli oldu ki bizim için. Şimdi bizim A2'deki futbolcular tamam hatırımla beraber gidiyorsun ama bir sahaya gidiyorsun maçı seyrediyor 50 kişi 100 kişi. Ne hiçbir zevk almıyorsun. Kimse seni tanımıyor. Biz oynadığımız İnönü'nde oynuyorduk. Sonra maçtan sonra çarşıya geziyorduk. Çarşıdaki esnaf bile tanıyordu bizi. Aa bu bizim kaleci değil mi diyordu. Beni çağırıyorlardı mesela. Çay ısmarlıyorlardı. Ya çok güzel bir duyguydu o zaman tabii. Yani tabii şimdi oyuncuyu kadroya alıyorsun. 16'yı alıyorsun. 3 hafta geçiyor, 4 hafta geçiyor. Ve yabancı oyuncular da yerli oyuncuların ister istemez önünü kesiyor. Ama o dönemlerde yabancı sayısı da bu kadar fazla değildi. Oyuncu orada kendini gösterdiği zaman diyordu ki 3 maç sonra, 5 maç sonra belki İşte üstteki Stankovic, Milic, Gordon, işte Milutinovic belki birisi denk gelir beni kadroya alırlar. Bir maç oynarım falan hırsı da vardı yani. Şimdi baktığın zaman daha az tabii yani. En fazla kiralık gönderebiliyorsun şimdi oyuncunu. Ümraniye'ye gönderiyorsun, işte Beylerbeyi'ne gönderiyorsun. Bir takım ikincilik kulüplerine o mecburen göndermek zorunda kalıyorsun. Ama oyuncu ne oluyor orada? İcabında kaybolup gidebiliyor. Çok... Niceleri de kayboldu zaten. Evet, aynen öyle. Hocam, kaleciler yediklerinle mi, tuttuklarından? Bu klasik bir soru ama gerçekten kaleci yediklerinle hatırlanıyor nedense. Yani tuttukları evet. Çok fazla zaten tuttuklarıyla Fatih oluyor. İşte Avrupa Fatih'i, İspanya Panteri, evet. İşte Münih Panteri. Öyle oluyor yani nedense. Ama 8-0 yenildiğim maçta 8-0 unutulmuyor. Evet, o maçı, tarih. O maçı canlı seyretmiştim ben önünde. İngiltere maçını mı hocam? Wembley'deki. Abi 7 golde seyretmiştim. Ben de seyrettim. Sonra zaten hayatı bitiyor hocam o kalecinin ondan sonra. Futbol hayatı bitiyor. Yaşar'ın futbol hayatı orada bitmişti. Adem pardon. Evet. 8-1'de Adem abi vardı herhalde. Yaşar da 8. Yok Adem abi 5-1'lik maçtaydı. 5-1'lik maçta vardı. 8-0'da Yaşar vardı değil mi? Öyle hatırlıyorum. 8-0'da sonra. Yaşar Duran. Evet 5-1 oldu sonra. Bu maçlar tarihe yazılıyor. Ve futbol hayatı da bitiyor kalecinin maalesef. Evet. Hakan Arıkan Beşiktaş'ın o da mesela o maçtır mesela İngiliz. Tabii. Şey maçı gene farklı yenildiğimiz maç var İngiliz kulübüne. Evet, 8 tane, kaç tane söylemek istemiyorum. Yani o maçtan sonra onun da futbol Beşiktaş'taki dönemi maalesef. Yani böyle bir durumu var kalecilerin. Abi zor bir tabii. 8 tane gol yiyen bir kalecinin psikolojik durumu çok kötü olur tabii. 8 tane ne demek? Yani biz bir tane, iki tane yediğimiz zaman. Allah. Hocam en çok kaç gol yediniz sizin maçta? Unutamadınız. Unutmazsınız çünkü o bir gerçek. Vallahi ben 5 tane gol yedim. Onu da şöyle. O zaman bizim Beşiktaş amatör takımı vardı. Evet. Tam olarak biz Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktık. Tarihinde ilk defa. Küçük Ali falan var mıydı o amatörde? Küçük Ali. Kıvırcık saçlı. Oynamadı. Küçük Ali. Ama oynamadı o maçta. He vardı yani anladım. Kupası'nda oynamıştık. O zaman 5-1 yenildik biz. Beşiktaş A takımıyla karşılaştık. Tesadüf Türkiye Kupası'nda ilk defa böyle bir şey oluyor. Evet hatırlıyorum o maçı. Beşiktaş A takımıyla amatör takım karşılaşmıştı. Bravo. Çok zevkli güzel bir maç olmuştu ama 5 tane yemiştim o maçı. Unutamıyorum yani. Yani unutamadığı maçları vardır her kalecinin. Her kalecinin vardır. Hocam kalecilerin eski dönemlerde genelde çizgi kalecisi diye geçer. İşte çıkan kaleci diye geçer ama ayaklar çok fazla kullanılmazdı kalede eski dönemlerde. Yani şimdi futbolcu baktığınız zaman 4-3-3 deniyor. 4-3-2 deniyor mesela. 4-3-2-10 ama hiçbir şekilde kaleciyi maalesef sayılmıyor. Yani taktik kreasyona baktığında 4-3-3 diyorlar. 4-3-2-1
Hep 10. 11 sayma. Halbuki esasında o da bir kaleciyi bence taktiksel anlamda dışlamadı değil de dışarıda bırakıyorlar. Halbuki öyle değil bence. Kaleci de o sayımın içerisinde artık yerini alıyor dünyada. Tabii. Yani ayaklarıyla oynayan kaleciler ister istemez fazla. Neuer'ler işte ne bileyim Neuer, Valdes'ler bunlar ayaklarıyla futbola ayrı bir renk, ayrı bir oyun şablonu getiriyorlar. Yani ayağıyla direkt istediği yere pası atabiliyor. Direkt olarak 18'e kadar degajla topu gönderebiliyor baktığın zaman. Hatta ki bunun örnekleri de var. Cordoba bir maçta o da ayaklarıyla güzel oynayan bir kaleciydi. Cordoba bir maçta degajını yaptı. Direkt ceza sahası yayının üzerine düşürdü topu. Oradan da gol olmuştu. Hiç öyle bir pozisyon hatırlarsınız belki siz de. Burada Chelsea'ye gol oldu. 2-0. İşte o maç ya. Ben şey yapamadım yanında. Telaffuz edemedim. Ama 11'in direkt o dizilim şablonunda bence kalecinin de yeri var dünyada. Aynen. Şimdi zaten bütün kaleci normal antrenmanlarda da artık kaleciler futbolcu gibi kullanılabiliyor. Yani antrenmanları artık kalecileri de alıyoruz. Oyuna sokuyoruz. Defans oyuncuları kaleciyle paslaşıyorlar. Kaleci artık rahat rahat top alışverişi yapabiliyor. Yani artık dediğiniz gibi bir oyuncu gibi gözüküyor artık ya. Tabii. Yani aynı zamanda kaleci çık diyor, gel diyor, geri döktü, bağırıyor. Oyuncuyla geri dişe diş yani hırslı bir şeye de girebiliyor. İkili konuşmaya da girebiliyor. Ama eskiden de öyle değildi gene. Şimdi dediğimiz gibi başta kameraların fazlalaşması yani bir yerde ceza sahası içerisindeki hakimiyetinin çok daha fazla olması ya her şey için de geçerli, oyun kuralları içerisinde de geçerli. Kaleciye ister istemez bir özgüven geldi. Eskiden böyle bir şeyleri yapmış olsa kaleci soyunma odasında ağzını burnunu dağıtırlardı adamın. Şimdi öyle bir şey yapamazsın. Adam diyor, sen de hatalı olarak görüyor kendisini. Kendisini de defans oyuncusu. Hata yaptıysa kaleciye atamıyor. Eskiden kaleciye de suç atıyorlardı. Aa işte bizim kaleciyi bilmiyor musun zaten işte kova kaleci mantardan gol yedi bilmem ne lafları oluyordu baktığın zaman. Evet. Şimdi deme fırsatı da maalesef pek fazla kalmadı. Çünkü şöyle eskiden zaten böyle bir bilinç yoktu ki. Yani biz kaleciler bilmiyordu ki böyle geri kaleci oynanacak, kaleci ayakla pas verecek. Böyle bir bilgi yoktu ki. Bu yeni çıktı bu bilgi çoğal. Çünkü ne kadar kaleciyle oyuna sokarsan oyunda bir kişi fazla oluyorsun. Yani bir kişiyle daha pas. Tabii. O avantajı yeni zaten futbol dünyasına girdi. Şimdi bütün kulüpler ayağı iyi olan kaleciler arıyor. Şimdi biz de baktığımız zaman elle beraber ayağın da iyi mi diye bakıyoruz. Video seyrederken hep o değerlendirmeyi de alıyoruz kaleciyi. Şimdi hocam bu şöyle bir şey herhalde. Yani futbolun hızlı oynanması, daha fazla gol olması. Evet. Top, geri pasın mesela 90'lı yıllarda kaleciye geri pas yapmanın yasaklanmasından sonra kaleciler ister istemez ayaklarını daha çok kullanmaya başladı. Evet. Yani bu kaiden içerisinde öne gelen şartlardan bir tanesi. Sonrasında da futbola biraz hız getirdi deniyor. Yani tabii ki getirdi. Daha farklı şeyler de zaman içerisinde geliyor zaten ama bu da iyi mi kötü mü tam manasıyla ona da bir şey diyemiyorum. Futbol değişmeye açık bir oyun. Her zaman her şekilde şartları, kaideleri değişebiliyor ister istemez. Evet. Hocam kalecilerin en büyük zaafı yan toplar. Yan topları güzel çıkaran, güzel karşılayan kaleciler zaten piyasasında, bu işin piyasasında çok çok iyi yerlere geliyorlar. Evet. Bunlar için özel, çok çok özel farklı çalışma teknikleri var herhalde değil mi hocam? Evet. Mesela benim kendi kaleci antrenmanlarımın çoğunluğunda hep yan toplara yöneliktir. Yani yan topları çünkü iyi olan kaleci takımına güven veriyor. Mesela bir kaleci bir yan topu çıkıp aldığı zaman defans da diyor. Ha, tamam diyor. Kaleci iyi. Yan topları o özgüveni verebiliyor hemen. Çünkü kalecinin yan topları bir takımın kaderini değiştiriyor. Bir yan topa yanlış çıkıyorsun. Ya da çıkamıyorsun. Bir atı oluyor, bir gol oluyor. Yani. O yüzden antrenmanlarımın benim büyük bir ağırlığında yan top oluyor. Yan toplar ya gerçekten oyunu etkiliyor. Yani. Hocam peki kaleciye, bu da en azından buradan size sizden bir ders olsun, bir söyleminiz olsun. Yan top çalışmasını nasıl yapsın kaleci? Nasıl bir çalışma metodu uygulasın yan top için? Ben önce şunu söylüyorum. Mesela dünyadaki bütün kalecilerin yaptığı hatayı söylüyorum. Yani bunu biz tabii ezbere söylemiyoruz. O kadar
yapıyoruz. Kalecilerin de yan toplarda hataları yapıyoruz. Ve ben şu anda çalıştırdığım bir sürü kulüpte çalıştım. Hep kalecilere söylüyorum. Mesela korner atılırken, kenardan orta yapılırken daha kaleciler topa vurmadan iki adım, bir adım öne gidiyorlar. Yani bu şey olarak bir korku, hani acaba yetişecek. Psikolojik olarak, psikolojik. Yani kendini direkt bir adım öne atıyor. Bunlara evet, bir adım öne attığı zaman işte bu sefer arkaya giden topa gidemiyor, geç kalıyor. O zaman da arkada gol oluyor. Zaten en önemli top, arkaya giden toplardan gol oluyor. Genelde öne giden toplardan gol fazla olmuyor. Ben bu kalecilerin bunu hep öğretiyorum. Yani dikkat edin mesela. Frikik'te de öyledir. Kaleci kapattığı köşeden durduğu zaman bir adım attığı zaman bir topa giden tarafa topa gidemiyor. Erken hareket yaptığı zaman hep bir zaman kaybına uğruyor. Ben bunlarla ilgili çok çalışma yapıyorum. Yani adımlama. Doğru hocam. Penaltılarda da aynı şekilde yapıyorlar mesela. Penaltı pozisyonunda kaleci hemen kendini atıyor. Ve esasında bekleyip soğukkanlı olsa o kale vurduktan 2 saniye yani onun şeyini hesaplayamıyorsun tabii de. Yani biz vurduğu anda harekete geçmek daha herhalde ki başarıyı arttıracak. İşte, arttırır diye düşünüyorum. Çünkü öyle daha büyük avantajı oluyor kalecinin. Penaltılarla da ilgili mesela bir çalışma yapıyorsun. Biz kalecilere de onu da söylüyorum. Mesela zamanla bu da duyulacak. Bu kendime ait bir şey bu. Tez bu. Tabii. Mesela bir futbolcu, ben kalecileri özellikle seyrettiriyorum bu videoda. Bir futbolcu diyelim sağ ayağıyla hareket ettiği zaman penaltıda duruyor ya. Mesela hakem Türkçe. Tamam. Sağ ayağıyla hareket ettiği zaman siz de dikkat edin pozisyonlara. Genelde kalecinin hep sağını atar. Evet. Evet, evet, hep sağ atar. Hep aynı yere vurur yani. Aynı hizaya, aynı bölgeye vurur. Sol ayağıyla hareket ettiği zaman da kalecinin soluna vurur. Çünkü bunları hep biz denedik. %80'i dediğim köşede tutuyor. Yani bununla ilgili de bir çalışmalarımız var. Bu zamanla ileride siz de duyarsınız. Yani burada başarılı olmak çok yüksek. Ama dediğim gibi bir köşe attığın zaman zaten penaltıyı iyi kullanıyorlar. Futbolcuların zaten iyi kullandığı zaman da kolay kolay kaleci bir şey yapamıyor zaten. Çok güzel bir nokta hocam bu söylediğiniz. Mesela Ersin Destanoğlu'nun PAOK maçında aynı bu söylediğiniz pozisyon, aynı gole, topa vuruş şeklinde PAOK'lu oyuncunun Ersin bekledi. Bekledikten sonra kurtardı. Yani bu çok önemli bir detay. Bravo. Yani ben bunu düşünmemiştim. Sizden duymak da gerçekten güzel. Buradan duyan arkadaşlarımıza da en azından bir ders olur. Ders geliyor. Hocam yarın akşam Beşiktaş çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi karşılaşması. Portekiz'in ve Real takımıyla evet. Vodafone Park'ta oynayacağımız karşılaşmayla UEFA Kupası macerası başlıyor. Tabii ki bundan sonra geçeceğimiz turda da dünyanın dev rakiplerinden İtalya Serie A'nın önemli kulübü Milan'la eşleşme durumumuz var. Gerçi biz zaten böyle eşleşmelere hep alışığız. Beşiktaş olarak Manchester United'lar, evet. Daha birçok kulüp, birçok takım hep büyükler gelmiştir. Avrupa futbol arenasının devleri her zaman Beşiktaş'ın rakibi olmuştur. Bu da bir şanssızlık mı yoksa kader mi bilemiyorum tabii ama kolay bir durum değil. Milan karşılaşması. Bu maçı için neler söylersiniz hocam? Portekiz rakibi için. Beşiktaş takımı bir kere yeni kurulmuş bir takım. Yeni transferler gelmiş. Sabretmek lazım. Evet. Bir kere Beşiktaş'ın başında gerçekten çok değerli bir hocamız var. Bizim bir avantaj. Takıma da güveniyor. Sağlığına da kavuştu hocamız çok şükür. İyiyim, ne güzel maşallah. Kulübü, seyirci biraz sabırlı olsun. Ben şuna inanıyorum gerçekten. Beşiktaş kulübü bu imkansızlıklarda da yani güzel şeyler çıkartan bir kulüp. Yani bu maçtan da güzel şeyler çıkacak. İnşallah gecemiz güzel olur. Beşiktaş maçı. İnşallah, inşallah. Farklı bir kadro anlayışıyla sahaya çıkıyor bu. Diğer oynadığımız Antalya maçındaki gibi kadroyla sahaya çıkmayacak. Evet. İleride güveni herhalde Larin'e oynatmayacak bu maçta tahmin ediyorum. Larin yedek kulübesinde maça başlayacak. İlerleyen dakikalarda Larin'i de alabilir. Boyd gene devam solda. Sağda Lens bu maçta oynatacak. Avrupa arenasında biraz daha kendini gösterme açısından. Hocam yavaş yavaş veda edelim isterseniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum sana kardeşim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere hocam. Selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.